İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen DEAŞ'lı teröristlerin Beykoz'da yakalandığını açıkladı. Teröristlerin 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda eylem planı içinde oldukları ortaya çıktı. Eylem gününü 1 Mayıs olarak belirlediler. Hedefte Taksim Meydanı vardı, emniyet harekete geçti. Bombacılar kanlı eylemi gerçekleştiremeden kıskıvrak yakalandı. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen Bozdağ 32 operasyonunda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Örgüt içinde Abbas İsa kod adıyla anılan Suriye uyruklu KA ve Afganistan uyruklu MH patlayıcı yapımında uzman iki teröristti. Teröristlerin eylem hazırlığındayken Beykoz'daki bir adreste küçük çaplı bir tatbikat yaptıkları öğrenildi. Suriye ve Irak'ta patlayıcı ve bomba eğitimi gören KA'nın DEAŞ'ın Havan Birliği'nde yer aldığı belirtildi. Elde edilen bilgi ve belgelere göre KA, 2016'da Suriye'den Türkiye'ye kaçak giriş yapmıştı. Diğer terörist HK'nın ise bu yılın Ocak ayında İran üzerinden Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edildi. Operasyonlar sonucu bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu. Ele geçirilen kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte olduğu anlaşıldı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız, güvenlik güçlerimizin üstün gayretiyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz dedi. 7 Ekim'den günümüze dünya üzerinde korkunç bir savaş devam ediyor sevgili izleyenler. İsrail ordusu Netanyahu yönetiminde kör bombalarını bir halkı yok etmek üzere yağdırıyor ve bu süreçte çok acı görüntülere tanıklık ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. Lahey'de devam eden bir dava var. Netanyahu yargılanıyor fakat Netanyahu'nun pek de umrunda değil ki bu savaş hala sürüyor sevgili izleyenler. Avluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılar aralıksız sürdü. Refah kenti hava ve karadan bombalandı. Onlarca bina yerle bir oldu bir kez daha. Filistin kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çaba harcadı. 22 Filistinli daha hayatını kaybetti. 100'e yakın kişi ağır yaralandı. Gazze'de bilanço giderek ağırlaştı. İşte ağırlaşan bilançonun net görüntüleri. İsrail kara operasyon öncesinde Refah'ı aralıksız bombalıyor. Gece boyunca bölge İsrail uçaklarının hedefi oldu. İsrail'in bombaladığı pek çok binada yangın çıktı. Filistin itfaiye ekipleri gece boyunca alevlerle mücadele etti. İsrail Refah'taki pek çok yerleşim birimini vurdu. O saldırılarda onlarca kişi enkaz altında kaldı. Filistin sivil savunma ekipleri saldırıda yıkılan binalara ulaştı. Enkaz altındakileri kurtarmak için canla başla çabaladılar. Enkazdan çıkarılan yaralananlarsa Kuveyt ve Neccar hastanelerine ulaştırıldı. Sağlık sisteminin çöktüğü bölgede tam anlamıyla can pazarı kuruldu. İsrail katliamında büyük bölümü bebek olmak üzere çok sayıda sivil can verdi. Filistinliler ölen yakınlarını almak için hastanelere akın etti. Bir anne ölen bebeğine sarılıp öperek veda etti.